Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mazhab başı imamlarımızdan İmam Malik rahmetullahi aleyhine hayatını okuştuğundaki nabattaki dersimiz. İmam Malik'in ders meclisleri ikiye bölünürdü. Birincisi, âli mertebedeki meclisiydi. Bunda fakat has şagirdler oturardı. Has masalalar aytilinardi. Unda fiqhi masalalar, ularning dalillari, hokazolar aytilinardi va savollarga javob berilardi. Endi ikkinchi tur majlisi bu ommaga o'tiladigan dars edi. Unda imom hujjat dalillarini gapirmasdan, tafsilotlarga o'tmasdan fiqhi fatvolarni aytardi, hadislarni aytib berardi. Imom Molik rahmatullohi alayhining shuhrati atrofga tarqadi. Iroqdan, Shomdan, Yamandan, Andalusdan odamlar u kishidan ta'lim olgani, ilm o'rgangani kelishardi. Xossatan haj mavsumida u kishini majlisida odam ko'payib ketardi. Sababi haj qilgani kelgan odamlar hajdan bo'shaganidan keyin Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahriga kelib Imom Molikdan ta'lim olishlikni o'zlariga bir g'animat bilishardi. Imom Molikning zamondoshlaridan bo'lgan Hasan ibn Rubayya aytadi. Ana shu hajdan keyingi bo'ladigan yig'inlarni sifatlab Imom Molikning eshigini oldida edim. Hojib chiqib, ya'ni eshik tayyor turadigan kishi chiqib, Hijoz ahli kirsin dedi. Hijozlilar kirib ketdi, boshqalar kirmasdi. Keyin tartib bilan Shom ahli kirsin, Iroqliklar kirsin, Andalusliklar kirsin dedi-da, hammasiga alohida-alohida taklif qilinardi va ular kirib imomdan ta'lim olib chiqishardi. İmam Molik rahmetullahi aleyh hamma masalaga ham javob beravermas edi. Aytardiki, kim hamma masalaga javob beraman desa, avval o'zini jannat bilan dozoqga ro'baro qilsin, shundan keyin javob bersin. Chunki shunday kibor ulamolarni ko'rganmiz, agar ulardan biron savol so'ralsa, Allohning dinida xatoga yo'l qo'yib qo'yishidan qo'rqqanligidan o'zlarini xuddi o'limga ro'baro bo'lgandek his qilishardi. Qo'rqib ketishardi. Qaytarib aytaman, hamma masalaga javob beraman degan odam bo'lsa, avval do'zax bilan jannatga o'zini ro'baro qilib ko'rsin. Ya'ni shu gapirgan gapi yo jannatga do'zax olib ketishini o'ylab ko'rsin. Chunki shunday ulamolarni ko'rganmiz, ulardan bir fiqhiy masala so'rasa, Allohning dinida xatoga yo'l qo'yib qo'ymay deb, xuddi o'limga ro'baro bo'lgandek his qilib olardi o'zini. Endi buni bizning zamonimizdagi siz bilan bizni odamlarimizni holiga taqqoslab ko'ring. Shart aytadi, halol bu deydi. Haram dedi, bu dedi. Bu münafık dedi, bu kafir, bu fasık dedi. Subhanallah. Bu kemal siz bilen bizi bana şu ayetken sözümüz kançalar masuliyatlı söz ekenliğini düşünmekenliğimizden. Eğer adamlar avvalki derslerde ayetlik fakat anık bilgen nesnesini ile yapırış ki ötüvasa o mumun kem yapıradıyan bu kaladı. Bizi adamlar nimanı yapıradı köprak? Bilgenini mi bilmegenini mi? Eşitgenini gapiradi. Doğru aytyapsiz hoca aka. Eşitdi, u to'g'ri aytdimi, noto'g'ri aytdimi, rostmi yolg'onmi ko'tarib yuraveradi. Xuddi o'zi ko'rgandek gapiradi yana. Undan biroz so'ramasa ham gapiradi lekin. Demak, Imom Molikni fatvo aytishlikka bo'lgan qarashi mana shunday edi. O'rganaylik. Mana shunday ilm egasi bo'lgan kishi fatvo aytgani shoshilmayapti, hamma masalaga nima qilmayapti? Javob bermayapti. İmam Malik iştihad ahlıdan idi. Ahli iştihad bo'lgan Robiyatur Roy kabi ulug' kibor ulamolardan ilim o'rgandi. Misrning qozisi Faqih ibn Lubayya aytadi, bizning huzurimizga Abul Aswad Muhammad ibn Abdurrahmon An-Nawfal keldi. Undan Madinada Robiyadan keyin kim rayga, ya'ni o'zini rayni aytishlikka haqli deganida u Al-Ghulamul Asbahiy deb javob berdi. Ya'ni Imom Malik Robiyatur Roydan keyin o'zini fikrini aytishlikka hujjat dalili bilan haqli bo'lgan odam kim? Imom Molik. Imom Molik o'zining ilmini, ijtihodini asl masdar ustiga qurgan edi. Qayerdan hujjat olar edi? Hujjat olishlik tartibi qanaqa edi? Birinchi masdari Allohning kitobi. Chunki bunda aqida, shariat, fiqhga tegishli hamma ilm bor. Imom Molik Qur'onni yaxshi tushunadigan kishilardan edi. İkinci masdari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri. Bilasizlar, sünnet, birodarlar, Kur'an'ın tafsiri. Kur'an'da umumi hükümler aytilinsa,
sünnetsiz bulamız gibi bunu mayda iki çikirler geçe düşündürüp beredi. Allah Teala zekat verirler dedi, bu oldu. Malda neç faizi verirlerdi, kançada verirlerdi, kana verirlerdi. Kim örgütken? Sünnet örgütken. Allah Teala razı tuttular dedi. Tafsilatını kimle örgütendik? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden. Kitap ve sünnet. Üçüncü mesleği sahabalarının sözleriydi İmam-ı Malik için. Eğer kitapta ya ki sünnette bunda sana topyediyen olsa İmam-ı Malik özge kereçliği mesela sahabalarının sözünü alardı. Çünkü sahabalar Resulullah'a yakın buluşken, Resulullah bilan birge yaşaşken, seferlerde, gazatlarda birge buluşken, çünkü onların sözü İmam-ı Malik için üçüncü mesleği hesablanırdı. Törtüncü mesleği İmam-ı Malik için icma idi. İcma ne mi? İcma ulamalarını bir meselede bir hıl fikirde yetiştirdi. Mesela Kur'an'da narkotik hakkında nesi yok. Hadiste yok. Sahabanın yapı da yok. Yani bu meselede ulamalar, bana şu zamanımızın ulamaları bir hıl fikirde yetiştirdi. Bu nasıl haram dedim ki icma oladı. Demek o kişinin törtüncü mesleği icma idi. İtibar bir yanı olsaydı, icma sahabaların sözüden keyin koyulu yaptı bir yerde. Yani sahabalar peygamberimizin yakın bölgenlik için ulama, icmai ulamadan göre sahabaların sözüne İmam Malik mukaddem koydu. Beşinci mesleği Medine ahlinin emeli. Bu narsa fakat İmam-ı Malik'in mezhebi de var. İmam-ı Malik'in mezhebi de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanı bilen İmam-ı Malik'in zamanının ortasında katta uzak müddet ötmeyen idi. İmam Malik'in nazarında Medine ahlinin amali, sözleri demek peygamberimizin sünnetine muvofiqroq idi. Yakın davri bo'lganligi uchun. Çünkü Medine ahlinin amali yoki bo'lmasa sözlerini İmam Malik o'zining ijtihodidagi masdarlardan biri deb bilar edi. Agar İmam Malik kitobdan, sünnetten yoki ijmodan biror nas hujjat topolmasa, shunda o'zini Medine ahlinin amalini olar edi. Şundan keyin qiyos, istihson, urf, masolihul mursala shular tartib bilan keladi. İmam Malik'in en katta muallifati hisoblangan Al-Muvatta kitobi haqida suhbat qilamiz. Shayx Abu Zuhra aytadi. Ulamolarning ko'pchiligi Muvatta kitobi islomda ta'lif qilingan va o'zining muallifiga sobit nisbat bilan birinchi nisbat qilingan avlodlar qo'lidan qo'lma-qo'l bo'lib o'tib kelayotgan kitob. Ha, İmam Malik'dan avval ham kitoblar yozgan ulamolar. Faqat bularda shu ikkita narsa yo'q edi. Shu kitobda yozgan muallifga o'ziga nisbat qilinmagan, palonchi yozgan aniq deb aytilmagan yoki nisbat qilingan bo'lsa ham o'zini davrida qolgan, to'xtagan. Asrdan asrga, avloddan avlodga qo'lma-qo'l bo'lib o'tib kelgan emas. Ammo Imom Molikning kitobi mana bilasizlar, hali-haligacha mo'tabar manbalardan, mo'tabar ilm manbalardan hisoblanadi. Hali ham bor Imom Molikning Muvatto kitobi. Bu ulkan ilm manbasini yozilish tarixi qanday bo'lgan edi? İmom Molikni bergan fatvosi uchun Madinani valisi jazoladi. Qamchilar bilan urushga urdirdi. Keyin Ja'far al-Mansur bu ishni xatoligini tushunib, imomni rozi qilishga harakat qildi, imom rozi bo'ldi. Shunda imom bilan gaplashib o'tirarkan Ja'far al-Mansur İmom Molikdagi bu ulkan ilmni ko'rganidan keyin bunday katta ilm yo'q bo'lib ketishidan xavotir olib ümmet için kaldırışlığını hakladı da, ey Ebu Abdullah, bu ilimde bir kitap kılı yazmışsın mı? Onda Abdullah ibn Mas'ud'un ağırlıklarını terk kılın. Yani Abdullah ibn Mas'ud fatvaladı, kattığını aytardı. Şiddet bilen şerde deyindi. Çünkü kitap olsun ki, Abdullah ibn Mas'ud'da kattı fatvaları bulmasın. Abdullah ibn Mas'ud'un ağırlıklarını terk kılın. Onda sahabalar ve imamlar fikirleri bir bo'lgan işlerinin ortaçasını kas kılın. Adamlarını sizin ilminizge ve kitabinizge büyüremez. Halifayt yaptı bu yaptı. Onu atraflarına yubarıp, herkıl taraflarına yubarıp, onge hılaf iş tutmasliklerini ve ondan başkası bilen hüküm kılınmasliklerini büyüremez. Şimdi kitap yazın ki, hemen mecbur kılamız sizi kitabiz bilen yürüyüşlükke. Albatta bu işte İmam Malik için meşhur bu geçtikçe juda katta bir fırsat var. Hammani özünün rayiga nima qiladi, bo'yin sundiradi. Ümmatni üstüde özünün rayini, fikrini yurgizadi. İmam Malik'e mana shunday bir meşhur bo'lishlikka juda ham zo'r qulay fırsat bo'ldi. Ammo İmam Malik'in cevabı qanday bo'ldi? Qabul qilmadi. Nima uchun?
Birinchidan shuhrat, mashhurlik imom Molikni maqsadi emas edi. Ikkinchidan qabul qilmagani sababi bu ulug' imom fiqhdagi ulamolarning o'rtasida bo'ladigan ixtilofni hurmat qilganligidan. Akalar, ummatning o'rtasida fiqhiy masalalarda ixtilof, fiqhiy masalalardagi xalqlik Allohning rahmati. Çünkü bir yurtta aytilgan fatva ikinci yurtga to'g'ri kelmasligi mümkün. Tushunarlimi? Demek fiqhiy masalalarda ulamolarning fatvolarini har xil bo'lishligi, fiqhiy ixtiloflar Allohning bu ummatga bergan nimasi ekan? Rahmati ekan. Demek ikkinchidan qabul qilmaganligining sababi bu imomni fiqhdagi ixtiloflarning odobiga rioya qilganligi bo'ldi. Imom Molik aytdi: "Alloh amirni isloh qilsin." Albatta Rasulullohning sahobalari sallallohu alayhi vasallam turli taraflarga tarqab ketishdi. Ularning har biri o'zi turgan shaharga qarab bir fatvo aytadi. Albatta Makka ahlini o'zining so'zi bor, o'ziga to'g'ri keladigan fatvo bor. Madina ahlini o'zining so'zi bor, Iroq ahlini o'zining so'zi bor. Iroq ahli bizning ilmimizga rozi bo'lishmaydi. O'zlarining ilmlarida bizning ra'yimizga qaramaydilar. Ja'far al-Mansur javob berdi. Men Iroq ahlidan hech narsani qabul qilmayman. Albatta ilm Madina ahlida dedi. Ya'ni bo'pti, boshqalarni majbur qilmasam ham shu sizning kitobingizga bo'yinsunishlikka Iroq ahlini bo'yinsundiraman dedi. Majbur qilaman dedi. Imom Molik Ja'far al-Mansurni kitob yozishlik haqidagi taklifini qabul qildi. Bir kitobni yozishlikka qaror qildi. Unda hadisni, sunnatni Madina ahlining so'zlarini jamlashga qaror qildi. Shunday qilib bu kitobni Al-Muvatto, yengillashtirilgan, osonlashtirilgan deb nomladi. Al-Muvatto degani ma'nosi yengillashtirilgan va osonlashtirilgan odamlarga yetib borishi uchun ilmni. Shu kitobni yozishlik uchun 11 yil vaqt ketdi. Bitta kitobni yozishlik uchun 11 yil vaqt ketdi. 148. hijriy yildan 159. hijriy yilgacha. Bu kitob 40 yil mobaynida to'plangan hadislarni o'z ichiga olib, uni 1000 ga yaqin kishi rivoyat qilgan. Bu rivoyatlar 30 ta bo'lib, ulardan 20 tasi mashhur. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum.